Ekonomik krizin üstünü örtmek için neye saldıracaklarını şaşırdılar. Bir tarafta uluslararası problemler yaratılmaya çalışılıyor. Öbür tarafta ulusal problemlerle ekonomik krizin üstü örtülmeye çalışılıyor. Her şey, bütün rakamlar her geçen gün biraz daha bozulmaya devam ediyor. Ve bu bozulan rakamların da bir bahaneyle yine bir başkasının üzerine yıkılması gerekiyor. Peki bunu neye dayandırarak söylüyorum? Bu videoda ayrıntılı bir şekilde sizlerle paylaşacağım. Tabii ki aynı zamanda bütün bu problemler sonrasında dolar ve altın ne olur, nereye gider, borsa 117.000 seviyesinde kalıcı mı değil mi, bunu da konuşmuş olacağız. Hepiniz hoş geldiniz. 117.700 seviyesine kadar yükselmiş bir borsa endeksi görüyoruz. %2.56'lık bir yükseliş var. Sebep? Vallahi hiçbir sebep yok. Olumlu bir sebep en azından yok. Türkiye ekonomik verilerine bakıyorsunuz, olumlu bir ortam yok. Enflasyonla ilgili beklentiye bakıyorsunuz, %9.54'lük beklenti %10'un üzerine çekilmiş durumda. Oysa ki enflasyonun düşmesi gerekiyordu. En azından Merkez Bankası faiz indirimleri kararı alırken enflasyonun düşeceğini, %5, %6 seviyelerine geleceğini söylemişti. Onun için de arka arkaya faiz indirimleri yapmıştı. Oysa ki Merkez Bankası'nın yeni beklentisi %10.22 seviyesinde. Tabii piyasadaki uzmanların beklentileri bunlar. Ortalaması alınarak yıl sonu beklentisi oluşturuluyor. Geçen ay %9.54 bekliyorlardı. Şu anda %10.22 seviyesine çıkartmışlar. Önümüzdeki ay bu enflasyon beklentisi daha da artarak karşımıza çıkarsa kimse şaşırmasın. Neden? Çünkü öngörülü bir yaklaşımla değil, gerçekleşmelere göre tahminlerde bulunan arkadaşlar olduğu için bu uzman geçinenler, gerçekleşmeler neyse ona göre adım atıyorlar. Daha doğrusu Merkez Bankası ne derse ona göre tahminde bulunuyorlar. Türkiye'yi yönetenler, ekonomi yönetimi ne derse ona göre tahminde bulunuyorlar. Gerçekçiliği tamamen sorgulanabilecek yıl sonu beklenti rakamları ortaya çıkıyor. Dolayısıyla %10.22'lik enflasyon beklentisinin bile aslında çok iyimser olduğu kanaatindeyim. Aylardır enflasyonun yükselmeye devam edeceğini. Çünkü Türkiye'deki enflasyon aslında talep odaklı değil, dolar odaklı olduğunu ısrarlı bir şekilde söylüyorum sizlere. Türkiye'deki doların her geçen gün biraz daha kırılganlığının arttığını da söylüyorum. Türkiye'nin çok ciddi bir cari açık problemi var. Türkiye'nin çok ciddi bir bütçe problemi var ve Türkiye'nin çok ciddi bir dış borç problemi var. Neredeyse 170 milyar doların üzerinde kısa vadeli borcumuz var ve bunun ödenmesi her geçen gün biraz daha zorlaşıyor. En önemli ticaretimizi Avrupa Birliği ülkeleriyle yapıyoruz ve Avrupa Birliği'ni de karşımıza tamamen almış durumdayız. Şu anda yaptırım konuşuluyor. Evet, Avrupa Birliği'nin 27 ülkesi Fransa'nın çağrısıyla bir araya geldi. Neden? Çünkü Doğu Akdeniz'de Fransa ile kafa kafaya geldik. Libya ve Suriye politikalarımızda tamamen Avrupa Birliği'nin tersi bir süreci takip ediyoruz. Ayasofya ile ilgili aldığımız karar şu anda hem Avrupa Birliği ülkeleri hem Amerika tarafından tamamen sorgulanır bir hale geldi ve bunun karşılığında ilk adımı Avrupa Birliği ülkeleri atacak bugün itibariyle. Bakın, toplantı başladı ve toplantının hemen başında Ayasofya meselesi gündeme getirildi. Doğu Akdeniz'deki, Suriye'deki, Libya'daki politikalarımız yine gündeme getirildi. Büyük ihtimalle ya bugün ya da yakın zaman içerisinde Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye bir yaptırım kararı çıkacak. Avrupa'dan Türkiye'ye bir yaptırım kararı çıktığı an itibarıyla en önemli ticari partnerimizi kaybetmiş olacağız. Her ne kadar Almanya şu anda durumu yumuşatmaya çalışsa da, çünkü Almanya Türkiye'ye mal satıyor ve doğal olarak Türkiye ile ilişkileri çok da fazla germek istemiyor. Nasıl olsa ben buradan para kazanıyorum, biraz politik tavizler verebilirim diyor Almanya. Ama bakacak ki o da işin içinden çıkılamaz bir hale gelindiğini görecek. Büyük ihtimalle arkadaşlar Avrupa bize mal satmaya devam edecek ama Türkiye'nin sattığı malları da almayacak. Bu bizim dış ticaret açığımızın çok daha fazla açılmasını beraberinde getirecek. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Arka arkaya uluslararası arenada hatalar yapıyoruz. Arka arkaya finans piyasalarında hatalar yapıyoruz. Arka arkaya Türkiye ekonomisinin yönetimiyle ilgili çok ciddi hatalar yapıyoruz. Artık işin içinden çıkılamaz bir hale gelmiş durumdayız. 2-2-4. Merkez Bankası rezervleri eksiye düşmüş durumda. Swap hamleleriyle bir şekilde bunun üzerine örtmeye çalışıyorlar. O da nereye kadar sürdürülecek apayrı bir tartışma konusu. Yolun sonuna gelindi. Artık bu ekonomik verilerin, bu işsizlik rakamlarının açıklanabilmesi de mümkün değil. Biz bir hata yaptık diyebilecek bir hükümetle karşı karşıya değiliz ne yazık ki sevgili.
sevgili dostlarım. Hatasını hiçbir zaman kabul etmedi. Evet, hatalarını hiçbir zaman kabul etmediler ve her seferinde hatalarının üstünü dış güçler diye örtmeye çalıştılar. Yine bir dış güç ortamı yaratmaya çalışıyorlar. Ayasofya'nın bugünlerde gündeme getirilmesinin temel nedeni bu aslına bakarsanız. Ayasofya'da ibadet olsa ne olur, olmasa ne olur? Geçen sene Sayın Cumhurbaşkanı daha Sultanahmet'i dolduramıyorsunuz, Ayasofya'yı ne yapacaksınız derken bugün tam tersi bir politikayla ve söylemle karşımıza çıkıyor. Buradan anladığımız şey şu, milliyetçi söylemlerle yakın zamanda yaşanacak ekonomik krizin üstü örtülmeye çalışılıyor. Evet, yakın zamanda çıkacak ekonomik krizin üstü örtülmeye çalışılıyor. O nedenle de arkadaşlar bir bakıyorsunuz Ayasofya meselesi gündeme getiriliyor. Bir bakıyorsunuz Libya meselesi gündeme getiriliyor. Doğu Akdeniz gündemi oluşturuluyor. Fransa ile gemiler karşı karşıya geliyor. Avrupa Birliği özellikle tahrik ediliyor. Amerika özellikle tahrik ediliyor. S-400 meselesi zaman zaman gündeme getiriliyor, gündemden çekiliyor. Anlayacağınız bir şekilde bir kriz bahanesi oluşturulmaya çalışılıyor. Bu kriz çıktığı an itibarıyla da şunu söyleyecekler. Bakın gördünüz mü? Dış güçler nedeniyle bizim dolarımız patladı. 14-15 lira oldu. Dış güçler nedeniyle bizim ekonomimiz büyük bir krize girdi. Peki tablo gerçekten böyle midir arkadaşlar? Kesinlikle ama kesinlikle değil. Bugüne kadar reel sektörde ve sanayide, tarımda büyük hatalar yapıldığı için biz bu noktadayız. Çok daha ötesini söyleyeyim. Kur politikasında uygulanan yanlışlar nedeniyle biz bu pozisyondayız. Bundan 3 sene öncesinde kur politikasıyla ilgili arka arkaya hatalar yapıldığını söyledik. Vergi politikasıyla ilgili arka arkaya hatalar yapıldığını söyledik. Merkez Bankası yönetiminin bağımsız olmasının çok önemli olduğunu söyledik. İhtiyat akçesinin mutlaka ama mutlaka Merkez Bankası'nın bünyesinde kalması, ancak çok zor günlerde kullanılması gerektiğini söyledik. Buna rağmen arkadaşlar bu hataların üzerine hatalar koymaya devam ediyorlar. Merkez Bankası gibi bir kurumun en üst düzey yöneticisi olan başkan yardımcısı ve yönetim kurulu üyesinin liyakat esasını ortadan kaldıran bir karar alınıyor. Nedir bu karar? Bundan sonra 5 yıl ya da 10 yıl tecrübe koşulu aranmayacak. Yani sokaktan geçen birisini çevirip Merkez Bankası Başkan Yardımcısı yapabileceksiniz ve bu Merkez Bankası Başkan Yardımcısı da Türkiye'nin para politikaları konusunda oy kullanma hakkına sahip olacak. Yarın öbür gün faiz indirilsin, yükseltilsin, enflasyonla ilgili bir karar alınsın, alınmasın ya da tüm para politikalarında atılacak adımlar, BDDK ile ilişkiler, bankacılık sistemiyle ilgili ilişkiler, tüm bunlarla ilgili karar verme mekanizmasının içerisinde olacak. Liyakatsiz herhangi birisi, sokaktan çevirdiğiniz herhangi birisi başkan yardımcısı olarak atanabilecek. Zaten Türkiye'nin en büyük sorunlarından birisi bu değil miydi arkadaşlar? Tüm kurumların başına liyakati olmayan, konuyla ilgili hiçbir tecrübesi olmayan, sadece siyasi bakış açısı nedeniyle belli mevkilere oturtulanlar yüzünden Türkiye ekonomisi bu duruma gelmedi mi? Türkiye'de fakirliğin bu kadar artmasının arkasındaki temel neden bu değil mi? Bu kadar insanımızın, özellikle gençlerimizin, bakın Türkiye'de resmi verilere göre her 4 gençten birisi işsiz durumda şu anda. Kısa çalışma ödeneği kaldırıldığı an itibariyle emin olun 2 gençten 1'e düşecek. 2 gençten birisi Türkiye'de işsiz kalacak ya da işsiz olduğu ortaya çıkacak. Liyakat meselesinin ne kadar önemli olduğunu yaşayarak gördük ama hala bu ülkenin ekonomi yönetimi ya da siyaset yönetimi fark etmez. Liyakat aramak yerine siyaset aramak, bakış açısı aramaya devam ediyor. Benden olsun da ne olursa olsun kafasıyla hareket etmeye devam ediyor ve ne yazık ki sevgili dostlarım bütün bunların bedelini de bizler ödüyoruz. Evet, yoksullukla, fakirlikle, işsizlikle, zamlarla her geçen gün daha köşeye sıkışarak bedelini bizler, vatandaşlar ödüyoruz arkadaşlar. Sonrasında da dolar şu olmaz, bu olmaz, yükselmez, patlamaz, ekonomi çok güzel, krize girmez, her şey harika olacak diye muhabbet ediyoruz, açıklamalar yapıyoruz. Oysa ki her şeyin her geçen gün biraz daha kötüye gittiği ortada ve gördüğüm kadarıyla Türkiye'nin ekonomi yönetimi de bunun farkında, bunun üstünü örtecek bir yaldız arıyorlar kendilerine. Bu yaldız ya Libya olacak, ya Suriye olacak, ya Ayasofya olacak ya da başka bir şey olacak, benzer bir şey olacak arkadaşlar. Ekonomik krizin faturası yine başkalarına çıkartılmaya çalışılacak. Bu ülkeyi yönetmeyen partilere çıkartılmaya çalışılacak. Dışarıda
da bizimle hiç ilgisi olmayan ülkelere çıkartılmaya çalışılacak. Şimdi soruyorum sizlere, rahip krizi meselesi o kadar tırmandırılmamış olsaydı acaba Türkiye'de kur şoku olmayacak mıydı? Elbette olacaktı. O zaman da çünkü dış ticaret açığı patlamıştı. O zaman da enflasyon sorunlarımız vardı. O zaman da Türkiye ekonomisi yönetilemez hale gelmişti. Bütün bunlar nedeniyle aslında bir kur şoku yaşanacaktı. Bir bahane bulunması gerekiyordu. Rahip Brunson krizi çıkartıldı. Şimdi de aynı krizi Ayasofya filmiyle izliyoruz. Tamamen bu adımların siyasi nedenlerle atıldığının farkında değil misiniz? Lütfen siyasi kimliğinizden arınarak bu videoyu dinleyin. A partisi, B partisi, C partisi fark etmez. Önemli olan bizim hakkımızın bize ne kadar teslim edildiği, bizim ne kadar zenginleştiğimiz ya da fakirleştiğimiz, bizim ülkemizdeki gelir dağılımının iyi olup olmadığı meselesi. Eğer ki ülkemizdeki gelir dağılımı düzgün olmuş olsaydı biz bugün bu sıkıntıları çekmiyor olurduk. Örnek mi istiyorsunuz? Başka ülkeler pandemide ne mi yaptı öğrenmek mi istiyorsunuz? Bize kredi vereceğiz deyip kredi verilmezken evet pek çok insan kredi falan kullanamadı ya da ihtiyacı olana yardım yapıyoruz denilirken sadece belli bir kesime yardım yapılırken Avrupa ülkelerinin büyük bir kısmında daha vatandaş gıkını çıkartmadan hesaplarına paraları yattı. Evet, bu zor dönemde devlet olarak arkanızdayız dediler ve öyle kredi olarak falan da para vermediler. Takır takır ödemeler yaptılar arkadaşlar. Sadece insanlar zor dönemde devletin arkasında olduğunu bilsin diye. O vatandaşlar vergi verirken de, o ülkeyi sahiplenirken de bambaşka bir gözle bakıyorlar. Bizdeki sahiplenme ise tamamen pragmatik esaslara dayanıyor arkadaşlar. Çünkü insanlar şunu düşünüyorlar. Hadi karnımızdan konuşmayı bırakalım. Aynen bunu herkesin düşündüğünü biliyoruz. Zor zamanımda ne yazık ki devlet benim arkamda olmaz. Zor zamanında devlet her zaman olduğu gibi belli bir kesimin arkasında olmaya, onları beslemeye devam eder. Fakir fakirleşir, zengin daha zenginleşir bakış açısına sahip olmaya devam ediyor ülkedeki vatandaş. Haksız mı? Ne yazık ki haksız değil arkadaşlar. Avrupa Birliği Avrupa'nın sorunları için bir araya geldi. Yeni yardım paketleri için bir araya geldi. Diğer taraftan Türkiye'de 700 milyar liralık tüketici kredisi başvurusu yapılmış ve kullanılmış. Bunların büyük bir kısmı batık olacak. Ne yazık ki bu batıkların bedelini bu krediyi kullanmayanlar ödeyecek. Ve bu kredilerin büyük bir kısmı da yine belli bir kesime aktı arkadaşlar. Sanmayın ki gerçek anlamda ihtiyacı olanlar bu kredileri kullandı. Şunu da ekleyeyim. Mayıs'ta sanayi üretimi %17.4 arttı diye davul zurna çalınacak neredeyse. Oysa bir önceki ay o kadar büyük bir daralma oldu ki bu işte tam anlamıyla bir baz etkisidir. Yıllık daralmaya bakıyorsunuz. Sanayi üretiminde %19.9'luk yani %20'lik daralma var yıllık bazda bakıldığı zaman. Hala illüzyon yapma peşindeyiz arkadaşlar. Türkiye illüzyonlarla ilerleyen ekonomik sıkıntıların üzerini kapatmak için sürekli yeni bir bahane arayan bir ülke haline geldi. Hadi gelin biraz da rakamlara bakalım. Borsa bu koşullar içerisinde Türkiye'nin bu sıkıntıları ve dünyanın bu sıkıntıları içerisinde 120 bine dayanmış durumda. Doları 6.86'ya çaktık diyorlar, sabitledik diyorlar ama bu iş böyle olmaz. Yarın öbür gün bir sabah uyandığınızda 14 liralık doları gördüğünüzde neye uğradığınızı şaşırırsınız. Yok mu örnekleri? 50 tane örneği var. Dönün Türkiye'nin dalgalı kur dönemindeki devalüasyonist etkilerine bakın. 5 Nisan kararlarına bakın. Yakın zaman içerisindeki Ağustos 2018 kur şokuna bakın. Ne demek istediğimi çok net bir şekilde anlarsınız arkadaşlar. Dolar 14 lira olmaz. Öyle bir olur ki neye uğradığınızı şaşırırsınız. Euro da 16-17 liralara gider. Sterlin aynı oranlarda yükselir. Yani sadece dolar yükselmez. Bütün yabancı para birimleri bir anda yükselir ve siz hala ithal odaklı bir ülke olduğunuz için enflasyonunuz da bir anda %30'lara dayanır. Bugün %10'ları konuşurken bir anda %30'lara giden bir enflasyonla karşı karşıya kalırsınız. Gram altının 800 lira olduğunu görürsünüz. Ne kadar yüksek rakam diyorsunuz değil mi? Hayır arkadaşlar. 14 liraya giden bir dolar kuru olduğu an itibariyle ki
14 lira bile hafif kalabilir yarın öbür gün. Öbür tarafta gram altını siz bu seviyelerde tutamazsınız. 1800-1900 lira giden bir altın ons değerinden bahsediyoruz. O seviyelerdeki onsla 14 liralık doların çarpanı 800 liranın üzerindeki rakamları işaret eder bir anda. Bugün bunlara gülen, bugün bunlarla dalga geçenler yarın öbür gün bu rakamlar gerçekleştiği zaman yine aynı masalı okuyacaklar bize. Dış güç masalını okuyacaklar. Hiçbir şekilde dış borcu üstlenmeyecekler. Hiçbir şekilde dış ticaret açığı ve cari açığı üstlenmeyecekler. Hiçbir şekilde bütçede yapılan yanlışlar yüzünden oluşan açığı üstlenmeyecekler. Hiçbir şekilde işsizliği üstlenmeyecekler. Türkiye ekonomisinin makroekonomik dengelerinin kendileri tarafından bozulduğunu hiçbir koşulda kabul etmeyecekler. Yine her şeyi dış güçlere bağlayacaklar. Yine her şeyin bedelinde sizin ödemenizi isteyecekler. Vergilerle, zamlarla, hayat pahalılığıyla, yoksullukla ve işsizlikle sizin ödemenizi isteyecekler. Mesele dolar meselesi, altın meselesi değil. Dolar ve altın meselesi bir sonuçtur arkadaşlar. Ama gerçekler biraz önce söylediğim sizin hayatınızın içerisinde yaşadığınız işsizlik ve yoksulluk ve hayat pahalılığı gerçeğidir. Bunu görmemekte ısrar ediyorsanız, her şeyi siyasetle yorumlamak istiyorsanız, Ayasofya cami olacak orada namaz kılacağım ama aç kalmayı göze alacağım diyorsanız, Ayasofya meselesinin samimi olduğuna inanıyorsanız kendinizi bir kez daha gözden geçirmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Evet, bu videomda sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın ki sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşayım. Eğer ki videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak bana destek verebilirsiniz. Instagram'larını takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlar.